177 yıl önce Erebus ve Terror adlı iki gemi Kanada Arktik bölgesine doğru yola çıktı. Daha sonra bu iki gemi ve içindeki 129 mürettebattan uzun bir zaman haber alınamadı. Geride birkaç gemi enkazı vardı ve de mumyalar. Ancak hayatta kalan kimse olmadığı için mürettebatın ne yaşadığı hiçbir zaman bilinemedi. İngilizlerin ekibin kaybolduğunu anlayıp arama çalışması başlatması 3 yıl aldı. Ama boşunaydı. Takip eden 5 yıl içinde ıssız bir buz parçası üzerinde 3 isimsiz mezar ve mürettebatın eşyaları keşfedildi. İncelemeler sonunda yetersiz beslenme, cinayet ve yamyamlığa dair bazı kanıtlar ortaya çıktı. Peki bu iki gemi neden sefere çıkmıştı? Ne arıyorlardı? 16. yüzyılın başında dünya keşfe takıntılıydı. 1492'de Kolomb'un yeni dünyayı keşfetmesinden ilham alan Avrupalı güçler, Kuzey Kutbu ve Antarktika'yı keşfetmekte dahil olmak üzere sınırları zorlamaya başladı. 1800'lerde İngiliz siyasetine bu konu hükmediyordu. 1820'lerde kutup keşifleri oldukça popülerdi. En büyük ödüllerden biri Kuzeybatı Geçidi'nin keşfi ve Atlantik'le Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan gezilebilir bir kuzey rotasıydı. Seferi Kaptan Sir John Franklin yönetiyordu. O yüzden adına Franklin Seferi dediler. Kayboldukları anlaşıldıktan sonra adı Franklin'in Kayıp Seferi oldu. Ekip Kuzey Su Yolu'nu tespit etmek için yola çıkmıştı. Greco-Roman coğrafyacı Bartholomeus, M.S. 2. yüzyılda Atlantik ve Pasifik okyanusları arasında bir kuzey su yolu olduğunu yazmıştı. O andan sonra küresel güçler umutsuzca onu aramaya başladılar. Kuzeybatı geçidi olarak bilinen rota, Avrupa ve Doğu Asya arasındaki ticareti büyük ölçüde düzene sokacaktı. 15. yüzyılda Osmanlı, karadaki ticaret yollarını tekelleştirdi. Yani artık Avrupalı güçlerin Kuzeybatı geçidini bulmaktan başka çaresi kalmadı. Sonuç olarak dünyanın dört bir yanındaki krallıklar bu yolu aramaya başladılar. Onlardan biri de İngiliz Kraliyet Donanması'ydı. Ancak 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bu su yolu aslında buzla tıkanmıştı. Sadece modern zamanlarda iklim değişikliğinin buzulların erimesinin etkisiyle bu geçit açılacaktı. İngilizler Kuzeybatı geçidinin haritasını tamamlamak adına iyi donanımlı bir Arktik seferi düzenlediler. İngilizler seferi yönetmesi için ilk olarak Sir James Clark'a teklif götürdüler. Ancak Sir James bu teklifi reddedince gözler bir anda ikinci aday Franklin'e çevrildi. 7 Şubat 1845'te komuta Franklin'e verildi. Sir John Franklin, Kraliyet Donanması'na 14 yaşında katılmış, iki savaşta görev almıştı. Bir deniz subayı ve şövalyeydi. Issız bir Avustralya adasında gemi kazası geçirmiş, 1818'de Kuzey Kutbu'na yapılan bir keşifte, Kuzeybatı Kanada'ya yapılan bir kara seferinde yer almıştı. Şimdi güçlü Erebus'a ve sefere liderlik edecekti. Franklin seferinin ikinci komutanı Francis Rawdon Moira Crozier'dı. 13 yaşında Kraliyet Donanması'na katılmış, 10 yıldan uzun bir zaman Pasifik çevresine yelken açmıştı. Seferde kullanılacak gemilerin ikisi de savaş gemileriydi. Bu son derece iyi inşa edilmiş ve dayanıklı oldukları anlamına geliyordu. Terror, 32 yıl önce inşa edilmiş, büyük patlamalara ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Erebus ona kıyasla daha yeniydi. 1826'da inşa edilen gemi 2 yıl önce 3 yıl sürmüş bir kutup seferinde görev almıştı. Sefere çıkmadan önce her iki gemi de ek gövde güçlendirmesi ve dahili ısıtma sistemiyle yeniden donatıldı. Üst güverteye daha fazla kalas takıldı, prova yanlarına demir sajlar eklendi. Buhar motorları ve pervaneler takıldı. O dönemlerde bir gemi ne kadar iyi olabilirse o kadar iyilerdi. Gemilere 15 ton et, 500 kilogram kuru üzüm, 580 galon turşu yüklendi. Bu sayede 3 yıl yiyecek dertleri olmayacaktı. Mürettebatın isteğiyle gemiye bir adet kütüphane bile yapıldı. Gemiler 19 Mayıs 1845'te İngiltere'den ayrıldı ve Kuzeybatı geçidini bulacaklarına inandıkları yere doğru uzun seyahatlerine başladı. Gemiler en son Kanada'nın kuzeydoğusundaki Baffin Adası yakınlarında görüldü. Tarih 26 Temmuz 1846'ydı. Thames Nehri'nden İskoçya'ya, oradan Grönland'ın batısına kadar uzandılar. Mürettebat burada son mektuplarını kaleme aldı. Mektuplarda Kaptan Sir Franklin'in mürettebata katı kurallar koyduğu anlaşılıyordu. Sarhoş olmayı ve küfrü yasaklamış ve 5 mürettebat üyesini eve geri göndermişti. Denizcilerin neden eve geri gönderildiğine dair belirsizlik hala devam ediyor. Ekip Disko koyuna geldiğinde
Ayrılmadan hemen önce taze et tedariki için 10 öküz kesti. Ardından gemiler Baffin Adası'na vardılar ve burada iki balina avcısı gemi tarafından son kez çalışır halde görüldüler. Sonraki bilgiler bilim insanları ve Inuit halkı ile yapılan görüşmeler sonunda elde edildi. Gemiler sulara açıldıktan 2 yıl sonra Kaptan Franklin'in eşi Jane donanmadan arama ekibi göndermesini talep etti. Neil Bettridge. Lady Jane arama ekipleri göndermesi için amirale dilekçe gönderdi. Zengin ve etkili bir kadındı. Franklin mürettebatını ve gemileri aramaları için bir kampanya yürüttü. Kraliyet zaman zaman isteksiz davrandı. Bu anlarda Jane keşif gezisini finanse etmek için para biriktirdi. Amerikalı Henry Gringell'dan finans desteği bile aldı. Franklin seferine çıkan mürettebatın 3 yıllık erzağı vardı. Bu sebepten kraliyet donanması 1 yıl daha bekleme kararı aldı. 3. yılda nihayet bir arama çalışması başlatıldı. Gemileri bulana günümüz parasıyla 2 milyon sterlin ödül verileceği açıklandı. Daha sonra doğruluğu kanıtlanabilecek bir bilgi verene 1 milyon sterlin verilecekti. Lady Jane, ekibi aramak için rotalarının dışına çıkan balina avcısı gemilere 300 bin sterlin ödül teklif etti. Yardım için yabancı hükümetlerle işbirliği yaptı. Hatta bir kâhine bile başvurdu. Kâhin Jane'e ekibin şu an çıkış yolunu bulmaya çalıştığını söyleyerek yanlış bir tahmin yaptı. Neticede 2 milyon sterlinlik bir ödül vardı. Bu büyük meblağ ve Franklin'in ünü birçok araştırma çalışmasına kapı araladı. Kraliyet 40'tan fazla arama ve kurtarma çalışması yürüttü. Franklin'in eşi her girişimde eşine ulaştırılması için bir mektup yazıyordu. O mektupların hiçbiri eşine ulaşamadı. Ancak 1859'a dek onlardan hiçbir iz bulunamadı. O tarihte Francis Leopold, kuzeybatıya 1200 km uzaktaki Kral William Adası'na vardığında her şey bir anda değişti. Adada birden fazla iskelet ve keşif ekibinin notları bulundu. Mezar 1846 tarihliydi ve burada Franklin seferi mürettebatlarından 3'ü yatıyordu. Tarihi belirtilmemiş bir notta Beechey Adası'nda kışı geçirdikleri her şeyin yolunda olduğu yazıyordu. 24 Mayıs 1947 tarihli bir notta ikisi kıdemli olmak üzere 8 mürettebatın gemiyi terk ettiği belirtilmişti. 25 Nisan 1848'de iki gemi tamamen terk edildi. 105 kişilik mürettebat bir mağaraya sığındı. Sir John Franklin 11 Haziran 1947'de öldü. Bu tarihte Franklin'le beraber 24 üye hayatını kaybetmişti. Bu andan sonra komutayı Francis Crozier devraldı. Belki de o andan sonra gemiyi tamamen terk etmeye ve Arktik çorak arazide yardım bulmaya karar vermişlerdi. Ama başaramadılar. Ve bu başarısızlığın arkasındaki rahatsız edici ayrıntılar çok daha sonra ortaya çıktı. 1960'larda İskoç kaşif John Ray, Peli Körfezi'nde kayıp denizcilerin eşyalarına sahip olan bir grup Inuit'le tanıştı. Inuit'ler John'u bir insan kalıntısı yığınıyla dolu olan bölgeye götürdüler. Kaşif John burada kemiklerin yarı yarıya kırıldığını, açlıktan ölmek üzere olan denizcilerin yamyamlığa başvurduğunu düşündüren bıçak izleri gözlemledi. John Ray, birçok ceset parçalanmış durumdaydı. Bazıları çaylanlıkların içerisindeydi. Zavallı insanlar hayatta kalabilmek için son yol olarak bu korkunç alternatife sürüklenmiş gibiydiler. Kemikleri kaynattılar ve bu sayede ilikleri yiyebildiler. Bugün onları tok karna sıcak bir evde eleştirmek kolay olur. Ne yaşadıkları, nasıl zorluklarla savaştıklarını hayal bile etmek zor. Hepsini anlıyorum. Bu andan sonra keşif gezisinde yaşananlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 1981'de adli antropolog Owen, hangi mürettebatın Kral William Adası'nda öldüğünü ve gömüldüğünü belirlemek amacıyla bir ekip kurdu. 84'te Torrington mezardan çıkartıldı. Mavi gözleri sonuna kadar açıktı. Üzerinde hiçbir yara veya travma belirtisi yoktu. 88 kiloluk bedeni, yetersiz beslenme ve ölümcül seviyelerde kurşun yüzünden hayata yenik düşmüştü. Bilim insanları hepsinin olmasa da çoğunun kurşun zehirlenmesi yaşadığına inanıyorlardı. 19. yüzyılın ortalarında John Torrington öldükten sonra ünlü olacağını tahmin bile edemezdi. Neredeyse 140 yıl sonra mumyalanmış bedeni mezardan çıkarıldığında öldüğünde yalnızca 20 yaşında olduğu anlaşıldı. Donmuş mürettebatı eritmek için ılık su kullanıldı. 1,5 metrelik donmuş toprak onu çok iyi korudu. Keten pantolon ve deniz kabuğundan yapılmış, düğmelerle süslenmiş, gri pamuklu bir gömlek giymişti.
Uzuvları keten şeritlerle bağlanmış ve yüzü ince bir kumaş tabakasıyla kaplanmıştı. Temiz tıraşlıydı. Kafa derisinden ayrılmış uzun kahverengi saçları yele olmuştu. Torrington kefenin altında 138 yıl geçirdi. Mezardan çıkarılan 3 mürettebattan biri olan John Hartnell. John Hartnell o kadar iyi korunmuştu ki cildi parlıyordu. Doğal siyah yakın saçları hala iyi durumdaydı. Gözleri bozulmamıştı. Onu inceleyen ekipten Brian Spenceley şans eseri iş başvurusu yapmıştı. Brian, John'un soyundan geliyordu. John'u gördüğünde büyük büyük amcasının gözlerinin içine bakabildi. Keşif ekibi çok fazla yiyeceğe ihtiyaç duyuyordu. 8000 kutuyu tenekelemekten sorumlu olan çalışanlar bunu özensiz yapmış ve kurşun iç yüze bir mum gibi eriyip damlamış ve insanları zehirlemiş olabilir. Hepsinde iskorbite yol açabilecek C vitamini eksikliği tespit edildi. Yıllar sonra bir mürettebat üyesinin DNA'sı kullanılarak tanımlama yapıldı. İskelet kalıntıları üzerinde yapılan testler, iskeletlerden birinin Subay John Gregory olduğunu doğruladı. Bilim insanları kemik ve diş örneklerini kullanarak Gregory'nin torununun torunu Jonathan Gregory ile köprü kurmayı başarmışlardı. DNA incelemesi yalnızca John Gregory'nin akıbetini gün yüzüne çıkarmadı. Aynı zamanda seferde neler yaşandığına dair bilgi de verdi. John Gregory, Crozier'ın komutası altında karaya çıkmadan önce 3 yıl Erebus'ta mahsur kalmıştı. 75 kilometre güneye gitmeyi başardı. Ancak sonunda yorgunluktan, açlıktan ve hatta yediği konserve yiyeceklerindeki kurşundan zehirlenerek körfezde son nefesini verdi. John Gregory, keşif gezisinin DNA testiyle tanımlanan ilk üyesi oldu. Test, mürettebatın gezideki yaşları, boyları ve genel sağlıkları hakkında da bilgi verdi. Her şeyi bir kenara koyarsak, belki de en dikkat çekici olanı, mürettebatın içinde bulundukları korkunç koşullara rağmen buzun içine hapsolmuş bir halde 3 yıl yaşayabilmeleriydi. Bu da aslında her iki geminin de sefer için ne kadar iyi hazırlandığını gösteriyordu. Eğer kraliyet bir sene daha beklememiş ve arama çalışmasını daha erken başlatmış olsaydı belki de mürettebata ulaşılacaktı. Bu kanıtlardan yola çıkarak iki geminin yola çıktıktan bir yıl sonra buza saplandığı iddia edildi. Kaptan Sir Franklin buzdan kurtulabileceklerini umuyordu. Ancak olmadı. Tahminen 1848'de yani belki de keşfin 3. yılına girilirken o ve 23 mürettebat hayatını kaybetti. Kaptan Crozier ve mürettebatı gemiyi terk etmeye karar verdi ve Kuzey Amerika'ya doğru yöneldiler. Yerli bir Eskimo kadın mürettebatın yorgunluktan ölmek üzere olduğunu, çaresizlik içerisinde yamyamlığa başvurduğunu anlattı. Arkeolojik buluntulara göre hayatta kalan mürettebatın tamamı ada üzerindeki 400 kilometrelik yürüyüşte hayatını kaybetti. Ancak 30 ya da 40 üye ana karanın kuzey kıyısına ulaşabildi. Burası en yakın insan yerleşimine hala onlarca kilometre uzaktaydı. 2014'te gemilerden Erebus, Kral William Adası'nın yakınlarında keşfedildi. 2016'da da adanın yaklaşık 100 kilometre uzağında gemilerden Terror bulundu. İki geminin de gövdeleri sağlamdı. Herhangi bir hasar almamıştı. Neden ayrıldıkları ve sonra nasıl battıkları sır olarak kalmaya devam etti. Gemiler sağlamdı. Ancak buzun içinden geçme noktasında hiçbir işe yaramazlardı. Arkeolog Ryan Harris. Gemi inanılmaz derecede sağ. Bunun 170 yıllık bir gemi enkazı olduğuna inanmak zor. Bu tür şeyleri çok sık göremezsiniz. 2019'da Kanadalı bir arkeoloji ekibi insansız hava araçları kullanarak Terror gemisinin içerisine girdi. Bu tüyler ürpertici hikayenin ürkütücü kalıntılarına bir kez daha baktılar. Terror, buzu kırmak için kalın demir kaplamayla güçlendirilmiş ve darbe emip güverte boyunca eşit dağıtabilecek şekilde tasarlanmıştı. Subay yemekhanesinde bulunan bu cam şişeler 174 yıldır bozulmamıştı. Franklin keşif ekibi üyelerinden 39 diş ve kemik örneği toplandı. Bu örneklerden 24 DNA profili oluşturuldu. Bu kestirme yol için yüzyıllarca süren arayış ironiktir. 1850'de Franklin seferine çıkan mürettebatı arayan bir arama ekibinin yayı olarak bulduğu rotanın keşfiyle sona erdi. Sonunda sefer ekibinden geriye sadece birkaç kalıntı, iki gemi enkazı ve dostları tarafından yenilmeden önce gömülecek kadar şanslı olan 3 denizcinin bozulmamış bedenleri kaldı.